Erkan 35 ekranlarından mutlu günler sayın seyirciler. Sizlere daha önce duyurusunu yapmış olduğumuz meslek tanıtımı köşemize hoş geldiniz. Bu programımızda size gemi kaptanını tanıtacağız. Ve gemi kaptanı nasıl olur? Kaptanımızdan bilgisini alacağız. Merhaba Ali Bey. Merhabalar. Teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için. Şimdi ederiz. Ülkemizde milyonlarca gencimiz var. Ve ülkemizin ve dünyamızın denizlerle çevrili olması sebebiyle de gemi kaptanlığı son derece tercih edilen meslekler olma arasına girdi. Ancak herkesin hayalini kurmuş olduğu bu mesleğe nasıl sahip olunur dediğimizde neler söylersiniz? Evet, ben süreç çok uzun ama tabii anlatabildiğim kadar dilimin döndüğünce anlatayım. Öncelikle bu mesleği tercih edecek olanlar, yani bir gemide çalışmayı yapabileceğini düşünen arkadaşlarım mutlaka meslekle ilgili çalışanlardan mümkün olduğu kadar bilgi alıp gemiciliğin deniz hayatının nasıl olduğunu biraz anlamaya çalışmaları gerekiyor. Bu süreci geçtikten sonra, yani karar verdikten sonra, denizciliğin bir yaşam biçimi olduğunu anladıktan sonra da ilgili üniversitelerin ilgili bölümleri var. Ben 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum. Şu anki ismi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Güverte bölümü mezunuyum. Bir de Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, gemi makineleri bölümü var. Bu iki bölümden de mezun olan arkadaşlarımız ileride gemilerde çalışacaklar. Makine bölümünden mezun olan arkadaşlarımız gemide hizmetleriyle ve sınavlarla beraber baş mühendisliğe kadar yükselecekler. Güverte bölümünden mezun olan arkadaşlarımız da gerekli hizmetleri ve sınavları tamamladıktan sonra gemi kaptanı olacaklar. Bilindiği gibi halk arasında gemilerin birinci kaptanı, ikinci ya da üçüncü kaptanı gibi söylemler var ama bunlar yanlış. Gemilerin bir tane kaptanı var. Bu kaptanlık vasfına ulaşmak için de yeni mezun arkadaşlarımız şu an için yasalarla 3 yıl çalıştıktan sonra gemilerde bir sınava giriyorlar. Bu sınavı Denizcilik Bakanlığı düzenliyor. Bu sınavdan sonra bir 3 yıl daha hizmet yapıyorlar. Toplamda 6 yıl hizmet ve 2 sınav döneminden sonra uzak yol gemi kaptanı oluyorlar. Uzak yol gemi kaptanı ne yapar? Uzak yol gemi kaptanı bütün dünyada bütün gemileri kullanma yeterliliğine sahiptir. Bu yeterlilik tüm dünya tarafından ona verilmiştir. Yani ilgili tüm ülkeler bu kaptanın yeterliliğini kabul ederler. Bizim ülkemizde çok köklü üniversiteler var gemi kaptanlığı yetiştiren. Bunlar İstanbul Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi. Yeni açılan üniversiteler var. Çok başarılılar. Onlar da mezun vermeye başladılar. Mezun olunca peki bu arkadaşlar çok sorulan soru, Türkiye'de iş bulmak çok zor biliyorsunuz. Nasıl iş bulabiliyorlar? Genelde bu arkadaşlarımız 3. sınıfta uzun staj dediğimiz bir staj dönemine giriyorlar. Bu staj döneminde okullara çok sayıda firma geliyor ve diyorlar ki çocuklar siz bizde staj yapın, ileride bizde çalışın diye teklif getiriyorlar. Yani bu arkadaşlarımız kapı kapı gezip iş aramıyorlar. İş onların ayağına geliyor. Bu dönemde istedikleri, hayalini kurdukları gemi tipine göre karar veriyorlar hangi gemi tipinde çalışmak istediklerini. Okul yardımcı oluyor. Ondan sonra stajını tamamlıyorlar. Temmuz gibi mezun oluyorlar. Aynı ay içinde bazen mezuniyetler hızlandırılıyor gemilere çok acil istihdam sağlanması için. Hemen mezun olur olmaz işe başlıyor. Çok tatmin edici maaşlarla işe başlıyor. Hani şöyle kabaca söylemek gerekirse bugün bir mühendis mezun olup aldığı maaşın bir denizci herhalde 4-5 katına yakın maaş alıyor gemilerde. Tabii bu işin en önemli noktası kesinlikle ve kesinlikle denizciliğin bir hayat biçimi, bir yaşam tarzı olduğunu anlamaları gerekiyor. Peki sen bu noktada size şunu sormak istiyorum. Gemi kaptan olmak isteyen gençlerimizin nasıl bir karakter yapısına sahip olmaları gerekiyor? Aslında bizim dönemimizde çok farklı karakterli arkadaşlarımız vardı ama kesinlikle bizim işimizin en zor yönünü anlatayım. Artık herkes kendi karakterini öyle uygun olup olmadığını düşünsün. Bizim işimizin en büyük sıkıntısı hasret. Biz sevdiklerimize hep hasretleşiyoruz. Nasıl oluyor? Yani evlenen arkadaşlarımız eşlerini bırakıyor. Aylarca dışarıda kalmak zorunda kalıyor. Ailelerimizden gene böyle uzaklaşıyoruz. Yani bunu yenebileceğini, bununla baş edebileceğini, denizi hayatında çok önemli bir yere koyacak arkadaşların denizciliğe geçmesi gerekiyor. Öbür türlü sıkıntılar yaşanabiliyor tabii, bırakanlar oluyor. Biz de mesela en yaşadığımız en büyük sıkıntı sevdiklerimize olan hasretimizdi. Ülkemize, vatanımıza, yaşadığımız yere olan hasretimizdi. Tüm dünyadaki denizcilerin en büyük sıkıntı
sıkıntısı, hasretleri. Çünkü gemide güzel, ahenk dolu ortamlarda çalıştığımız için sıklıkla maddi olarak da, manevi olarak da tamamen tatmin oluyoruz. Yani sonuçta bizim gemilerimiz ülkemizin temsilciliği de oluyor aynı zamanda. Tabii. Türk bayrağı taşıyoruz. Gittiğimiz ülkede Türkiye'nin bir kara parçasıymış gibi muamele görüyoruz ve Türkiye'yi temsil ediyoruz. Manevi anlamda da çok tatmin oluyoruz yani. Peki son olarak neler söylemek istersiniz gençlerimize yol çizmek amacıyla? Bizim artık bu sektörde çok yakın zamana kadar çok fazla dünyaya açılamamıştık. Yani dünyaya açılmaktan kastım şuydu. Genelde Türk firmalarıyla çalıştık ama artık günümüzde globalleşen dünyada bizim de Amerikalı firmalarla, İngiliz firmalarla çalışabilmemiz lazım. Bunun için de kendimizi ispatlamamız lazım. O firmaların bizim çalıştıktan sonra şuna kanaat getirmesi lazım. Evet, biz Türk denizcilerle çalışabiliriz. Onlar da profesyonel denizciler demeleri lazım. Bunu dedirtmemiz lazım. Bu da tabii ki başarılı gençlerin bu işe yönelmesiyle olacak. Çalışkan, azimli insanlarla biz bu işi de yapacağız diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Sayın Ali Bey. Evet sayın seyirciler, meslek tanıtımı köşemizde gemi kaptanımız Sayın Ali Doğan bizlere mesleğin detaylarına ilişkin bilgiler verdi. Umarım bu programda milyonlarca gencimize ışık tutmak, yol göstermek amacıyla sizlere faydalı olabilmişizdir. Meslek tanıtımlarımız devam edecek. Kanal 35'ten sakın ayrılmayın. Hoşçakalın.